Sokağıma gel, pencereni aç, yatağıma gel, hadi hazırım yeter. Kolay gelsin şu ayıp. Market için bu kadar süslenilmeyeceğine göre Maxim gazinosuna gidiyorsun herhalde. Hayatım, marketi niye bu kadar küçümsüyorsun? Markette bir sahne sayılmaz mı? Mahallenin bütün insanları neden benden alışveriş yapıyorlar? Sor bakalım. Neden? Çünkü benim sahnem Kenan Doğulu'dan daha eğlenceli de o yüzden. Ben insanlara böyle güler yüzle karşılıyorum, güzel güzel espriler yapıyorum. Kes sırmalamayı şu ayıp. Bana bak. Bu akşam Basri ile Fatoş bizi yılbaşı eğlencesine davet etti. Erken gel ona göre. Erken mi? Ama hayatım, yılbaşında asıl satışı o gün yaparız. Sabaha kadar satış yapacağız. Yani bunun viskisi var, çerezi var, sukarası var, boku var, püsürü var. Bana bak şu ayıp. Bütün bir yılbaşı gecesini hindiyle değil seninle geçirmek istiyorum. Geleceksin, tamam mı? Tamam hayatım. Tamam, üçüncü anonsu yapma. Sahamı kapatma. Geleceğim. Tamam, ben gidiyorum. Hadi bay bay. Aa, bir şey unutmadın mı şu ayıp? Ha, çantamı unuttum ya. Nereye koydum lan? Ay, ne çantası be? Ay, karını öpmeden mi gideceksin yani? Aa, ben onu unutur muyum? Çantamı alınca zaten öpecektim ben. Gözlerini kapat, öpücük geliyor. Sen öpsün tavşanlar. Hadi bay bay. Ya ne yapsam da bu geceden kurtulsam lan tırtıl? Ne oldu usta? Sen gecelerin adamısın. Geceden korkmazsın. Ya Zerret'in arkadaşları illaki bu yılbaşını birlikte geçireceğiz diyor. Zerret'ten ısrar ediyor. Yok, bu gece berabermişiz. Ya ben Zerret'ten yılbaşına gireceğime gider İski Çukur'una girerim daha iyi lan. Zaten usta, yılbaşına nasıl girersen bütün yılın öyle geçermiş. Eğer sen şimdi Zerret yengeyle yılbaşına girersen bütün yılın Zerret yengeyle geçecek. Olur mu lan öyle şey? Tabii usta, olmaz olur mu? Bak mesela ben bu dükkana yılbaşı girmiştim, hala çıkamıyorum. Yapma ya. Tabii. Ama eğer yılbaşına bir çıtırla girersen bütün yılın çıtırla geçecek. Aferin lan. Bak valla defansı bir anda rahatlattın, yoksa tarihi bir gol yiyecektim lan şurada. Tamam, Zerret'e şutluyoruz. Fakat bana acil olarak yılbaşını geçirebileceğim bir çıtır lazım. Çıtır lazım. Merhaba Şahip. Nasılsın? Oh! Hoş geldin Manolyacığım. Nasılsın? Siz nasılsınız? Ya körün istediği bir göz Allah verdi, göz bankası. Usta kendi ayağını kapana girdi. Kazandınız Manolyacığım. Ne kazandım anlayamadım. Şahip marketler zincirinin bu geceki talihlisi sizsiniz. 20.000. müşteri olarak dükkanıma girdiniz ve bu gece eğlence kazandınız. Ay. Yani Şuayb'in talih kuşu bu gece sana kondu. İnanmıyorum. Yılbaşı gecesi eğlencesi. Evet, bu gece siz kazandınız. Kutlaşalım. Ay, ama benim başka yere sözüm vardı. Bırak şimdi onu. Yani böyle mükemmel ve eğlenceli bir gece kaçarım be. Üstelik benim gibi adamlar. Tamam, geliyorum. Kaçta buluşuyoruz? 21'de buluşma, 21.30'da barış, 22'de yemek, 23'te eğlence, müzik, içkiler, göbek havaları, 24'te ve 24'ten sonra olacakları burada şimdi anlatamayacağım. Çok eğlenceli olacağı benziyor. Tabii, seni bizzat kendim gelip kapıdan alacağım. Hatta daha ileri gidip içeriden de alabilirim. Benim için fark etmez. Senin cömertliğine bırakıyorum artık. Tamam. Bekliyorum Şuayb. Ben de geliyorum. Lan Olya. Ulan. Oldu mu iş ulan? Bu gece beraber olacağım çıtır çerezi buldum. Çak. Allah belanı versin lan. Ne oluyor lan? Başlarım lan elinin ayağını hayvan herif. Pardon usta. Varma. Şimdi sıra SS subayı Zerret'i ortadan yok etmeye geldi sıra. Evet. Şu ayıpta yalan mı bu, yok be?
Şuayb Larus'u çalıştır bakalım ansiklopediyi. Cilt 9 sayfa 118. Alo, Nicole Kidman'la mı görüşüyorum? Ne oldu Şuayb? Çok özür dilerim karıcığım. Ben bu gece seninle birlikte beraber olmak istiyordum ama... Ne aması? Dün gece bir televizyon dizisinde böyle bakkallarla ilgili bir espri yapmışlar. Alenen dalga geçmişler bizimle hıyarsalar. Biz de Bakkallar Federasyonu olarak bunun için bir protesto düzenledik. Ne diyorsun be? Sahtekar! Kanımızı yerden bırakalım yani zarret. Bak kapıcılar, hamamcılar kendileri hakkında bir şey olduğu zaman hemen ayağa kalkıyorlar. Yani biz bakkalların ayakları yok mu? Biz de ayağa kalkmalıyız zarret. Tamam. Kısa kes. Ben onurlu geleceğimiz için mücadele veriyorum burada. Sen eğlenmene bak. Basri ile Fatoş'tan özür dile benim adıma. Tamam mı? Sen gelmezsen ben de gitmem. Ay ne işin var benim Fatoşlarla yalnız başıma? Doğru söylüyorsun. Bir kadının yeri neresidir? Kocasının yanıdır. Sen beni evde bekle. Benim işim biter bitmez hemen eve geleceğim hayatım. Üzülme. Oldu bu iş vallahi. Şimdi nereye arıyorsun usta? Ya Basri'nin bizim için ayırdığı restoran var ya onu rezerve ettireceğim. Alo restoran mı? Basri adına 4 kişilik yer ayırmıştık biz geçen hafta. Onu ben Şuayb adına 2 kişilik yer olarak değiştirebilir miyiz? Evet 2 kişilik yer istiyorum. Teşekkür ederim. Ciao. Ya bendeki şu organizasyon yeteneği vallahi devlette olsa AB'ye, MAB'ye her yere gireriz valla. Biz gelemiyoruz Fatoşcuğum. Şuayb Sansara'nın bir işi çıkmış yine. Aa o gelmiyor diye sen gelmeyecek misin? O gelmezse gelmesin canım sen gel. Ay, bilmem ki. Aa hadi canım sen geliyorsun. Basri ile geçerken seni alırız. Şu ayıp yüzünden yılbaşı gecesi eve mi tıkılacaksın? Olur mu öyle şey? İyi bari. Hadi içelim. Hadi fondip. Ay sen de fondip yaptırıyorsun şu ayıp. İçkinin tadını bile alamıyorum. Aa relaks olalım. İçelim. Daha çok açılalım. Hatun kıvamına geldi. 12'ye bir kala bir sarılırım. Aynen yeni yıla Manolya ile girerim. Ondan sonra gelsin Manolyalı 2003. Hadi dans edelim Şuayb. Çılgınlar gibi oynamak istiyorum. Ne duruyoruz? Oynatalım Uğurcuğum. Aman Manolyacığım. Ben Hatun'la dans edeceğim. Charleston. Pop neydi o Tarkan'ın müziklerinden hepsini yaparım yani. Bu gece iyice dağıtmak istiyorum Şuayb. Oha dağıt ben seni toplarım hayatım. Neyse, iyi ki bu masayı buldular bize ha. Aa, bulacaklar tabii. Kabahat onların. Sen kaç gün önce de ayırttın burayı. Niçin iptal etmişler? Şuayb yüzünden tabii canım. Adam bu gece de bile iş çıkardı kendine. Neyse, sen ona kafanı takma hayatım. Eğlenmemize bakalım biz. Bir şey düşmüş kız buraya. Niye böyle yeni toplantı süslendirmiş gibi üstümüze duruyoruz? Anne biraz daha eğlenelim değil mi yani? Biz eğlenmeye gel. Hadi kalkın hareket edin biraz daha gidelim ha. Ay siz oynayın Basri Bey. Ay hiç havamda değilim doğrusu. Ay, Şuayb'i nasıl öldürebileceğimi düşünüyorum ben. Boş ver şimdi onu gel oynayalım havan değişir. Buldum. Parçalayacağım onu. Önce ince ince dilimleyip sonra limona batırıp sonra da pembeleşinceye kadar kızartıp neyse evet. Bu yemek tarifi gibi şu ayıbı öldürmeyi bıraktı hadi kalk oynayalım. Ya, unutalım bütün dertlerimizi. Ay, yeni yıla umutlu girelim. Evet değil mi? Ya ben kafayı mı buldum? İşki mi fazla kaçırdım ne? Ya bu bizim şu ayıp değil mi? Adnan Şenses bir, ben iki, ceketi belimize bağlamakla üstümüze yoktu. Şu ayı! Seni adi sanmam. Hem de bir kadınla. Yeni yıla girmemize az kaldı. Birazdan 2003'e hatunun kollarında gireceğim. Yeni yıla, cesedin. Şuayb.
beş, dört, üç, iki, bir, sıfır! Ulan kim indirdi şalterimi lan? Ulan birinin burada bize garajı mı var lan? Hesaba mı itiraz ettik ya? Özer Bey niye duruyorsun? Oylasana yansın. Zaruret. Protesto he? Vallahi protesto ediyorduk hayatım. Bak polis izin vermediği için bak o şey restoranda protesto edelim dedik hayatım. Lütfen yapma ya. Yapma ya. Sen rezil oldu ya. Git. Yapma. Git. Tek faaliyet! Kibar çıkacağım! Kibar öğret! Hayır, şansın içine! Gene bu yıl, bütün yılı zarretle geçireceğim! Zar öğret! Tamam, şu arkaları biraz düzelt, topraklara biraz. Tamam usta, buyur. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Salak ya. Ne yapıyorsun lan? Ver bakayım şunu. Pardon usta. Ulan bütün saçım üstünde kaldı lan. Hayvan herif. Ne yapıyorsun sen lan? Şunu. Şey usta. Ne var lan? Zırtı o. Ne ezilip üzülüyor? Şey usta. Bana zam yapacaktın da onu bir hatırlatayım dedim. Ne zam mı lan? İş yaptığımız mı var ki zam istiyorsun? Hırbo. Ama usta yıllardır kuru zam yapmıyorsun. Avrupa Birliği kriterlerine göre seni dava edebilirim. Bana bak, Avrupa Birliği'nden önce sana buradan bir girerim. Niye girmiyorum lan? Bakırma. Hemen herif. Bırak şimdi tepeme attırma zammımı unut. Sen git şu raflardaki mallara %25 zamlı etiket yapıştır. Ama usta, zam diyorsun da bir tane bile mal satamıyoruz ya. Ulan tarihte ilk çırak cinayetini işlettirme bana. Ulan seni gebertmesin. Yürü lan. Yürü lan. Sen üstüne karşı mı geliyorsun lan? Salak. Ulan gebertmeyeyim ben seni lan. Oğlum niye böyle yapıyorsun ya? Ya bak üzülüyorum yani. Vallahi üzülüyorum bak anjin olmuşsun. Boğazların tahriş olmuş. Otur dinlen biraz. Çok çalışıyorsun. Hoş geldiniz hanımefendi. Vallahi çok şanslısınız. Bugün marketimizin kadınlar matinesi. Öyle mi? Bir kağıt mendil rica edebilir miyim? Oğlum kağıt mendil çeşitlerimizi çıkar bakalım. İsterseniz tanışalım. Ben bu market sahanın sahibi Şuayip Sağ. Ben Seda, psikiyatrım. Öyle mi? Yani şu Freudgillerden. Tam da yani doktor hasta olacak kişinin ayağına kendi gelirmiş gibi söz var ya, tam da denk geldi yani. Geçmiş olsun, neyiniz var? Vallahi böyle psikolojik bunalıma girdim, böyle debelenip duruyorum vallahi. Evet, belli sizde davranış bozukluğu var. Ya şöyle bir el atsanız da diyorum, ruhumun kaportasını biraz düzeltseniz Seda Hanım. Vallahi etrafımdaki herkesi çok üzüyorum. Bak şu zavallı yavrucağı bile. Yani sıkıntıdan niye böyle yapıyorum bilmiyorum ama. Muayenehaneme gelsenize. Yani niye yapıyorum bilmiyorum. Efendim pardon. Muayenehaneme gelsenize diyorum. Muayenehaneyi nasıl beklerim? Bizim şurada hemen arkada bir cezahanem var. En azından şöyle ayaküstü bazı sıkıntılarımı anlatırım. Çok sıkılıyorum, sıkıntıdayım. Öyle şey olur mu muayenehanem dururken? Siz isterseniz bana bir ara uğrayın. Ben size kartımı takdim edeyim. Ne demek? Sorununuzla ilgilenirim. Bir ara uğramak ne demek? Birazdan oradayım orada. Ne kadar borcum? Ne demek? Paramı alacağız koskoca doktorsunuz ama yani. Koskoca bu kadar bizim için ne kadar faydalarınız var. Bir mendilin lafı mı olur? Peki size teşekkür ederim. Güle güle. Tabii hemen geliyorum. Teşekkür ederim. Deliyim, gözü kara deliyim. Yakarım Romney'i da yakar. Ben bulurum, seni yine bulurum. Yaparım bilirsin. Allah usta çok güzel deli taklidi yaptın ha. Valla zamparalık portföyüme bir psikoloğu daha kattım bu sefer. İnşallah olacak bu sefer. Deliyim, gözü kara deliyim. Yakarım Romney'i da yakarım ben. Bulurum seni yine bulurum. Yaparım bilirsin. Abi Şahit hoş geldin. Hoş bulduk. Nedir bu halin? Ne oldu böyle? Hiç sorma Sedacığım.
Yani az önce durduk yere buraya geliyordum. 9 kişiye saldırdım. 5 kişiyle kavga ettim. Durduk yere inan ki. Neden? Neyse gir içeri, içeride anlatırsın. Gir. Evet. Buyurun şöyle oturun. Rahat olun lütfen. Anladım. Ben rahat olurken sen de üzerine rahat bir şeyler giyeceksin. It's okay. Şahit Bey lütfen ciddi olun. Burada sizin sağlığınızla uğraşıyoruz. Şöyle uzanın, rahat olun. Yatın lütfen. Uzanın. Vallahi olmaz. Asla. Yani bir erkek şöyle uzanacak. Bir bayan ayakta kalacak. Hiç öyle şey olur mu? Bana yakışır mı? Şöyle buyurun beraber uzanalım. Vallahi koltuk geniş, sağırız. Şöyle durun. Şimdi çocukluğunuza döneceğiz. Bana her şeyi anlatın lütfen. Vallahi önce bu zaruretler evlenmeden önceki güne döndürün beni. Yani bir daha evlenirsem namerdim ben. Yani evli olduğum için söylemiyorum da öylesine şey ettim yani. Lütfen bana yardımcı olun. Çocukluğunuzu anlatın, bilinçaltınıza ineceğiz. İster in, ister çık. Benim için hiç fark etmez, aynı kapıya çıkar. Yani bilinçaltımı üstüne getir. Mıncık mıncık at. Bir bilinçaltımı mı esirgeyeceğim senden? Bilinçaltım feda olsun sana. Yeter ama artık, yeter. Yok, içime sinmedi. Vallahi böyle yalnız yatıyorum olmaz. Ben rahatsız olurum yalnız, hiç alışkın değilim. Şuraya gel, sarıl vallahi. Şuraya gel, problemi yerinde çözelim yani. Şahit Bey, şu anda dışarıda bir sürü hastam var. Bana çocukluğunuzu anlatmak zorundasınız. Bu şart. İster vur, ister okşa, ister tut. İster zorla, ister sev, ister yolla. Ben böyleyim. Yoruma bak ama ne kadar güzel söylüyorum. Rahatla, evet. Şimdi derinlere ineceğiz. Ne hatırlıyorsan hepsini anlat. Ne görüyorsun? Annemin günü var. Bir sürü kadın misafir gelmiş eve. Evet, anlat. Başka neler görüyorsun? Ben daha yeni tay tay duruyorum. Kadın misafirlerin aralarında dolaşıyorum. Neriman teyzenin bacaklarına bakıyorum. Hasibe teyzenin memeleri de bıngıl bıngıl. Çocukluğundan neler hatırlıyor adam. Tamam. Bugünlük yeter. Ne oldu? Memeler geçiyor. Aldı yeşilli. Memeler geçiyor. Ne oldu doktor? Ben iyileşebilecek miyim? Şimdi şu ilacı alın ve rahatlayın. Her şeyi de cinsellik yönünden almayın. Bir dahaki seansı sizi kontrol edeceğim. Bir dahaki seansı benim kebapçı dükkanında yapalım diyorum. Ne olur. Yani benim iyileşmem için bir hastanız istiyor. Yani psikolojisi için istiyor bunu. Hem orada bilinçaltıma daha çabuk ve iyi inersiniz. Ben böyle bir şey görmedim. Ama neyse. Tamam, gelirim. Harika, valla. Bayılıyorum bu halinize, valla. Tamam Şahit Bey, tamam. Tamam, geleceğim. Burada huzur buluyorum Sedacığım. Hele böyle lim lim olmuş pamuk gibi etleri görünce bütün yorgunluğum geçiveriyor. Tipik bir hezeyanlı süreyen psikoz. Bir mi olsun bir buçuk mu? Hemen bir tane attırayım istersen. Saçmalama lütfen Şuayip. Bu bir kebap ismi değil. Hastalığını teşhis etmeye çalışıyorum. Kuzuların sessizliğini seyrettin mi Sedacığım? Evet, güzel bir filmdi. Güzel. Sessiz kuzulara bayılıyorum. Yani hele böyle şişe takınca, böyle kanlı canlı pamuk gibi etleri görünce kendimden geçiyorum. Anlat. Ruhunun derinliklerinde yatan vahşiyi bulup tedavi etmeye çalışacağım. Bu hayvan belgesellerdeki hayvanları görünce özellikle de aslanları amcamın oğlunu görmüş gibi oluyorum inan ki. Özellikle de o geyik var ya, geyiğe böyle saldırırken böyle yakalayıp mıncık mıncık ederken
yine kanlı canlı görünce kendimden geçiveriyorum yani. Ne kadar içten, ne kadar samimi, ne kadar riyasız, öyle değil mi? Saldırgan ve obsesif bir kişilik bölünmesi. Ya Sedacığım işte, görüyorsun halimi. Ne kadar zor durumdayım. Şahit, sana verdiğim ilaç bir boğayı bile sakinleştirebilirdi. Ama hayret, sen daha saldırgan olmuşsun. Ya, ben de farkındayım. Şaşırıyorum bu duruma. Ben de normal insanlar gibi yaşamak istiyorum Sedacığım. Aslında çok abarttığın kadar kötü değil durumun. Yarınki seansta hallederiz. Lütfen, lütfen beni hallet Seda. Bugün bu işi bitireceğim oğlum. Birlikte bilinçaltımda sota bir yere inip güzel, mutlu, zevkli dakikalar yaşayacağız. Tek 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 iyice. Paça paçadan içeri. Hani usta, filmlerde görürüz ya, doktor hastanın çocukluğuna iner. Senin de çocukluğuna iniş yaptı mı acaba ha? İndi yavrum, indi. O benim bilinçaltıma inerken ben de onun kara sularına indim. Hayranım sana be usta, helal olsun. Ben de senin gibi olmak istiyorum. O kadar kendini küçümseme, biraz şey yap, egzersiz yap, bak sen de sonunda başaracaksın. Neyse ben gidiyorum, zarurat ararsam muhasebeciye gitti de. Usta daha dün gitmemiş miydin muhasebeciye ya? Ulan insanı zorla psikopat yapma, cemiyet mikrobu. Ha? Ben gerçekten muhasebeciye mi gideceğim? Zarurata öyle söyleyeceksin salak. Neyse neyse, sen yine Rami'ye gitti de hadi. Bugünkü seansı elimizden geldiği kadar uzatalım Sedacığım. Bugün hayatımın bütün perde arkasını, bebekliğim, çocukluğum, ergenliğim size her şeyi anlatacağım. Yalnız... Yalnız ne? Diyorum ki şöyle bir iki kadeh içsek bu ikimizi de rahatlatır. Olmaz öyle şey. Şimdi lütfen otur ve rahatla. Ben gerçekten çok acı çektim Sedacığım. Bir kere anasız büyüdüm ben. Yani hiç olmazsa bana böyle bir şefkat gösterebilirsin. Yani en azından şöyle bir başımı okşa. Ya merak etme, ben kedi gibiyimdir. Okşandım mı mırmır eder dururum. Şahit, şahit, tamam. Tamam, günümüze dönelim, tamam mı? Günümüze. Tamam, dönelim. Sen ne tarafı istersen o tarafa dönelim. Gözlerin güzelliğinden zamanı bile karıştırıyor. Biz şu anda hangi zamanı yaşıyoruz acaba? Şahit, sen hasta falan değilsin. Sen gayet sağlıklısın. Senden daha kötü durumda olan hastalarım var benim. Şimdi müsaade et lütfen. Kim? Benim mi hiçbir şeyim yok? Olur mu? Ben sana hasta... Yok, gerçekten çok hastayım ben. Ben senin kadrolu delin olmak istiyorum Seda. Senin durumun klasik erkeklerde görülen kendini ispatlama çabası. Artık buraya gelmene gerek yok. Benim verdiğim ilaçları kullan yeter. Ya ne demek gelmeyeyim? Ama ben sana abone olmak istiyorum Seda. Sen hasta falan değilsin. Abartma artık. Ne demek? Beni bu halde sokağa bırakamazsın. Ben çok tehlikeli bir vakayım. Deli deli tepeli, kulakları küfeli, öcü öcü geliyor Seda'yı dayı. Mıncık mıncık ediyor dede. Şimdi bak arab olacak. Kişiler geliyor. Kişiler. Şahit. Saklamalıyım. Tamam Şahit. Tamam. Sen tam anlamıyla paranoya kastın. Tamam mı? Ben de onu diyorum Sedacığım. Benim gibi manyağı sokağa atılırmış. Benim gibilerin yeri Seda'nın gibidir, öyle değil mi? Kadir, Abdullah, hemen gelin buraya, tamam mı? Öyle mi? Öyle mi? İyi. Hangi telefonda? Hayır, bu telefonda. Ben 24 saat müşahede altında kalmalıyım. Gerekirse beni evinize götürmelisiniz. Yani daha yakından müşahede etmek için. Tamam Şahit. Biraz sonra merak etme. Hiçbir şeyin kalmayacak. Olamaz. Olamaz. Ne? Ben intihar etmek istiyorum. Ölmek istiyorum. Şahit in aşağıya. İnemem. Şahit iner misin aşağıya? O zaman sen tut beni. Tamam, hadi in aşağıya. Beni. Şahit! Şahit!
Polis adam. Çok tehlikeli bir hastam var. Hemen hastaneye götürülmesi lazım. Girin. İşte size bahsettiğim tehlikeli hasta. Evet, evet, ben deliyim, ben manyakım ben, Seda Hanım haklı. Hemen hastaneye götürüp katillerime, tehlikeli psikopatların hücresine atın bunu. Ben, hemen. Yok lan, o kadar da deli değilim lan. Hadi bıraksan hadi. Hadi. Benim koskoca müessesem var. Böyle olsam ben nasıl işleteceğim? Evet, esnafım evet. Ben lan. Ulan bıraksan. Bırak. Olmaz ya, ya krizi ya bırak, tutarsam bırak, tedavi etmeden çıkar seni bırak, 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 bırak. Seda, Seda bırakma beni sevgilim, bırakma. Ulan Seda, Seda beni bırakma. Seda beni bırakma. Bırakma, bırakma Seda. Ne bakıyorsun lan, karşında ayı mı oynuyor? Yok canım, lan biler. Senin ayılıkla ne ilgin olabilir o ne? Esnaf bırakmıyorsun adamda. Ne derdin var? Söylesene lan inek. Benim hiçbir derdim yok be. Geç geldim deyim bozuldu. Yok canım, sen geç gelmedin ki. Sabah erken bir vakitte geldim. Arkadaşlarla özük eğlendik. Yani erkek arkadaşlarla. Ben de hemen inandım. Sen o erkek arkadaşlarını bir daha dudaklarını boyamasınlar. Gömleğine ruj lekesi bulaşmış. Lan sen şimdi bana yalancı mı diyorsun lan he? Ben sana artık hiçbir şey demiyorum valla. Sen umutsuz bir bakasın sen. Şu haline bak be. Ne varmış halimde? Mağara adamlarına benziyor. Ya, medeniyetle uzaktan yakınlar hiçbir ilgin yok senin. Ya üç zamparalık aç kıçını devir tembel tembel ya. Karışma lan. Giyir yellen kulağını kaşı burnunu karıştır karnı dev. Bak bunu iyi hatırlattın bak. E ulan sen altından çuvalla para kazandın, sana ne faydası var be, zengin oldun nereden belli ki? He? Azıcık medeniyetli ol, insanlık öğren ayol. Ne bileyim, aç bir kitap oku. Sanatsal ve kültürel etkinlikleri izle. Kes lan! Sen çok mu yapıyorsun sanki bunları? Ben nasıl yapacağım ki? Ben sinemaya desem bırakmazsın. Tiyatro desem gidir mi diye sorarsın. Ben hiç olmazsa TRT 2 izliyorum. Şu dergileri niye okuyor? Zaten senin kanına o dergüle giriyor. Ben şimdi sana yedireyim bile şu dergüleri. Gel lan buraya. Gel buraya. Gel buraya lan. Ne yapma, gelme bak, böyle yapmakla benim dediğimi konuşuyor ha. Ben parayla insanlık olmuyor. Hayvan geldi mi, hayvan gidiyor. Ben çenemi koksun. Seni yakalayayım, doğal bir parka atarım inşallah. Baksana lan kapıya, on adam bambakacın inek. Anne, Fatma. Kazılmış abla. Ne oldu kız sana beni? Ay bak çok fena oldum şimdi. Sanki aynaya kendime bakıyor. Ne oldu sana? Hiç sorma kazılmış abla. Kocam olacak hayvan dövdü gene beni. Vay inek vay. Lan ne ayılava memlekatta be. Seninle tamamen aynı fikirdeyim şekerim. Kız ayakta dikilme. Geç içeri geç. Anne bak. Yok. Ben öyle yemeğin tuzu fazla olmuş filan diyeyim. Ben bir sebepten karı diyorum ben. Dayak atma için tam mühim bir sebebim olması lazım. Doğru diyor. Mesela pantolonun ütüsü çüt çizgili olursa ancak o zaman duvar. Tabii duvar. Bir erkeğin pantolu onun namusudur salak. Bak ben şimdi sana bir şey derdim ama Fatma'nın yanında ayıp olur ya. Seni benim kalbim. Yaralarım çok sızlıyordu. O yüzden iki tane ödebildim. Ya o zaman onu ben içeyim. Ve bakayım. Sen içersen yaraların daha da çok sızlar. Korkusuz ayıp. Senin ne işin var bu evde? Kayfaya gitsene. Hem kayfaya da orada içerim. Yok be. Burada daha çok eğleniyor. Vay korkusuz Necmi be. Lan çok acıyor mu kız? Haliyle acıyor, itilmiş abi. Ya sana baktıkça içim parçalanıyor. Gör işte gör. Bak el alemin kocaları ne kadar çirkin diyor ya. Doğru diyor. Onun dövmeleri daha bir belli morlukları estetik oluyor. Daha bile sanatsız. Her biri sanat eseri sanki. Lan kinayeli konuşma kız. Baksana Fatma'ya. Bütün apartmanın bütün işini o görüyor. Kocası Necmi yan gelip yatıyor. Bir de gelip karıyı diyor ya. Sen yine haline şükret be.
Benim gibi kocayı nerede bulacağım ben medeni adamın? Hiç değilse karımı çalıştırmaya. Benim halim iyice işler acısı Kahkılmış abla. Çocuklarımın hatırına katlanıyorum hep. Yoksa çoktan çekip giderdim köyüme. Sen gene haline şükret. Şükürler olsun yarabbim. Sen kocamı başımdan eksik etme. Onun dayaklarından beni mahrum etmeyeceğine bir Rabbül'e elimim. Amin. Dalga geçme lan. Almayın ayağımın altına bak. Eyvah. Bu gelen Necmi Dıreren elin ayağını öpeyim itilmiş abi. Beni ver hocana bana. Dur hele dur bakayım dur telaşlanma. Ne olur burada olduğumu söyleme itilmiş abi. Yalvarırım sana ne olur söyleme burada olduğumu. Kız hiçbir şey yapamaz. Elini bile süremez. Ben şimdi onun ağzının payını veririm. Anne. Benim şövalye ruhlu kocacığım. Kuyu kurusun. Kadınlara kötü muamele edilmesine hiç bilemez. Gel. Yanlış geldik. Beyoğlu ilk yardım esterisi burası değil. Lütfen komiser. Karım beni yine dövüp evden dışarı attı. Bu saatte başka hiçbir yere gidemem. Peki o zaman buyur ilk yardım koğuşu şu yanda. Geç. Burası da Kosova'yı geçti be. Sayende şükürüm sayende. İyi ki sizde her türlü ilk yardım malzemesi bulunuyor. Şartlar tedarikli olmamızı gerektiriyor. Mazlum Bey, Burgan Hanım seni gene niye dövdü? Ayın belli günlerinde öyle sinirli oluyor işte, hiçbir nedeni yok. Çift kanatlı pet götürmezse niye öyle olur? Vadur bir sebebi, vadur. Size de geçmiş olsun. Sağ olun Mazlum Bey, geçer. Geçmez anam, geçmez. Bizde bu kafa varken daha çok dayak yerim. Ha işte bak, kendi ağzından söyledik. Demek ki ne kadar dayak yerseniz kendi kafasızlığınızda yiyor. Hak ediyorsunuz demek ki. Benim bu dayaklar değil. Bu laflar öldürecek bu laflar. La senden utanıyorsun lan Mazlum. Erkek adam karısından dayak yer mi la? Doğru diyorsun. Erkek dediğin karısını 2.80 uzatır. Erkeklik karısını kaç defa nakavt ettiğinden ölçülür. Ben onu bunu bilmem. İki çeşit insan vardır. Bir dayak yiyenle bir de yemeyenle. Mesela ben hiç dayak yemiyorum. Niye? Çünkü hak etmiyorum. Siz neye dayak yiyorsunuz? Çünkü hak ediyorsunuz. Ben gidiyorum. Sakatla koğuşunda içime daral geldi. Şu halinize bakın be. Eçler acısı. Sanki deplasman maçına gidip misafir takım lehine tezahürat yapmış gibisiniz ha. Ayılık ettiği yetmiyormuş gibi bir de dalga geçiyor. Bilgen de böyle zalimdir. Benim herif daha da beterdir. Ne diyeceksin? Böyle gelmiş böyle gider. Yok! Kadir İnanur ne demiş? Bu böyle gitmez demiş. Bu böyle gitmeyecek. Bunlara bir ders vermenin zamanı geldi. Benimle birlik olur musun? Sonuna kadar. Benim de canıma tak etti Kahkılmış abla. Tamam o zaman. Çakın moruk lan. Çak. Senin ablan bu karımdır. Bu sefer küçüktür. Bu ablamın hemşiresi Hacı Ana. Ne desin nasıl? Oblanın hemşiresi senin de hemşiren demek değil midir? Öyle hemşire değil Hacı Ana. Ablam içeride mi o ya? Evet Şükrü Bey ama yanında hastası var. Olsun biz de biraz bekleriz. Bak bu Halti teyze. Memnun oldum. Ne memnun olursun? Benim kim olduğumu nereden bilirsin? Belki kırkızım, belki uğursuzum. Nereden bilirsin? Biraz otursana Halti teyze, ayakta durma hadi. Otur hep şöyle. Senin ablan ne hekimidir? Ablam mı? Psikiyatrist. Psikiyatrist ne demek biliyor musun? Bilirim. Pis bir şeydir. Sen ablanın adı nedir? Şermin. Şermin. Adı şerdir, işi pistir. Ne bana bir de şerdir? Şermin ablam ruh doktoru. Halki Ana ruh doktoru. Ne diyorsun ulası? Yani ruhları mı sağıltır? Hayaletlerin ateşini mi ölçür? Kurtlaklara bardak mı çekir? Ulan doğru konuşma ulan kafanı patlatırım ha. Ne işe yarar derim da? Şimdi şöyle anlatayım. Neyse zamanla öğrenirsin. Şimdi anlatması biraz zor. Erkeğin yenecek, kadının gücü, erkeğin yenecek. Göze göz, dişe diş. Göze göz, dişe diş. Yaşasın kadın cephesi. Yaşasın kadın cephesi. Ben korkmaya başladım Kahkılmış abla. Nereden buldun bunları? Ben ne bileyim ben. Beni
şiddete karşı durlar diye bir derneğe telefon ettim. Bunları erkeklerden de biter çoktu bir de azgın şeyler. Üstelik hep kadınları savunuyorlar. Ben ne yapacağım? Ben erkeğim ama her gün karımdan da hak yiyorum. Hiç onu düşünmüyorlar. Arkadaşlar bir dakika susun diyorum ben. Susun burada hemcesiniz konuşuyor. Susun diyorum arkadaşlar. Burada arabacının kısrak işlemiyor. Azıcık susun diyorum. Susun be ha. Susun. Anne. Her şeyle. Azıcık susun be. Görüntünüzden kendi sesimi bile duyamayan ben. Tamam sağ olun var olun. Telefon açınca koştunuz geldiniz. Lakin ortada çelişkili bir durum var. Mesela mazlum be. Kendisi erkek olabilir ama karısından her gün dayak yiyor. Sizin onların da haklarını korumanız gerekmiyor mu? Mazlum Bey niye susuyorsunuz öyle? Gelin kendi fikirlerinizi kendiniz burada anlatın. Ben de Kakamış Hanım'la aynı fikirdeyim. Şiddet kimden gelirse gelsin şiddettir değil mi? Yani bunun kadın erkeği olmaz. Ne diyor bu salak ya? Kapa çeneni salacağım. Aklının ermediği işlere karışma. Kadının gücü erkeği yenecek. Kadının gücü erkeği yenecek. Gönle gör, dişedik. Gönle gör, dişedik. Yaşasın kadın cephesi. Yaşasın kadın cephesi. Kadına uzanan eller kırılsın. Kadına uzanan eller kırılsın. Kadının gücü erkeği yenecek. Gönle gör. Dişe diş, göze göz, dişe diş. Yaşasın kadın cephesi, yaşasın kadın cephesi. Kadına uzanan eller kırılsın, kadına uzanan eller kırılsın. Ne oluyor burada be? Senin işin vardı burada. Kahrolsun, hadi geç içeri. Erkek gelmiyor. Korkma kız. Burada bu kadar ordu varken kız da bile dokunamaz. Yürü yürü. Akşam sevdesi ne vakit kaldı? Apartmanın içeri seni bekliyor. Git. Git kendin yap. Bugün de kendin yap. Bu kadın seni kolen diye ki. Yürü dedik beni Üçüncü Dünya Savaşı'nda başlattım ya. Hadi hayırlısı bakalım ikilmiş gelince ne edeceğim ben? Kadının gücü erkeği yenecek. Kadının gücü erkeği yenecek. Gözle göz, dişe diş. Gözle göz, dişe diş. Suhra bu ne sürpriz? Bunlar çalışıyorlar be. Sen galiba karımın derneğini aramışsın Kakılmış. Ben kafamı yediğim kafama. Niye toplandınız siz burada? Gösteri yapıyoruz burada. Bu binada kırılarını dönen erkekler varmış. Var şekerim, var tabii. Erkek değil mi? Hepsinin boynu altında kalsın. Kızlar iyice nem karışacak he. Özellikle de benim için elinizi çaktırmadan sıvışalım biz. Hadi şerekte hiç çaktırmadan şere. Mazlum! Ne işin var senin burada mikrop? Karıcığım. Bulaşıkları yıkamadan evden kaçarsın ha? Geberteceğim seni. Sen nasıl gidersin? Ben sana bir şey etmedim. Bulaşıkları yıkayacaksın. Evi de biraz hadi. Yarın bir gün gece yarın. Evi de. Sen yapın. Niye vuruyorsun adamı? Savunmasın adamı. Niye vuruyorsun? Sizin kadınlığınızda da feministliğinizde de adam eyle değil böyle devlet. Sakın lan. Lan sen de evine yor sünefe. Erkek bozuntusu. Aferin kocacığım. Bak şimdi kızımı gördün. Karını kurtarmak için aslanlar gibi giriştin karılara. Senin yüzünden çıktı değil mi bu yaygara burada? He? Lan sen benim başımı belaya mı sokacaksın? Lan? Senin yüzünden mi lan? Görün lan evvel. Gel bakayım. Gelmiyor. Gör dedim lan. Benden özür dileyene kadar burada bir eyle duracaksın. Hatta ve hatta. Böyle duracağım. Demek gelmiyorsun ha? Gelmiyorum. Seni de affetmiyorum bir daha. Gelmiyorum dedim gelmiyor. O kadar. Ulan salak ister gel ister gelme. Memlekette demokrasi var. Salak burada böyle otur. Erkek zulmü ne son?
Lan bu ayıya da böyle şeyler sokmaya be. Yoruldum. Saat gecenin kaçı oldu? Umurunda bile değil adam. Belki de çoktan uyumuştur şimdi. Köpekler oluyor. Hadi ya. Hadi ya. Hadi sar boşuna. At. Ötülmüş. Ötülmüş. Aç kapıyı lan. Aç. Bak kocacığım seni affettim şekerim. Aç kapıyı lan. Aç diyorum sana. Aç. Aç seni lan. Aç. Aç kocacığım. Aç kapıyı. Aç. Siz rahatınızı bozmayın hanımefendi. Kayıp altı sofrasını ben kaldırırım. Kafamı ütüleme lan. Parasal konjüktürü inceliyor. Ayrıca Ayşe Hanım'a da laf dokundu mu? Yok canım benim ne haddime. O bir küçük hanımefendi. Sabahtan akşama kadar yayılıyan oturuyor. Sen ne biçim hizmetçisin be? Aa, itilmiş duydun mu? Kalk yine bana hizmetçi diyor. Ayşe Hanım'a ne hizmetçi diyorsun lan? Yok öyle şey demeyeyim ben. Aslında evin hanımı o. Öyle deme lan salak. Benim çok işime yarayan. Kulunç girince boynuma masaj bile yapıyor. Bu boynunun altında kalır inşallah Cenab-ı Rabbül Alemin. Amin. Telefona baksana lan. Alo. İtilmiş malikanesi. Bendeniz de kolesi. Cevap vermiş. Ne, bu telefon çalmıyor. Şu telefon çalıyor lan. Ne? Alo? Alo anne? Bu değil lan şu lan. Tamam. Alo? Alo? Lan salak bu değil şu diyorum lan. Sen alo? Bak. Alo? Cevap vermiyor. Alo? Alo? Sana diyorum öldü. Lan salak açmadın kız cevap vermiyor. Şu düğmeye basacağım. Ya sen basacaksın lan şu teknoloji özürlü manyak. Alo? Düştü mü? Hangisi çıkıyor? Ne? Fıstık taş mı? Öte yankıları sat fıstık taş al. Paranın geri kalan kısmıyla fıstık taşa yatırım yapacağız. Tamam öptüm bay. Hadi öptüm bay. Ulan milletler arası sana durar gibisin be. Üç tane telefon senin ne yüne? Sen anlamazsın lan salak. Ben uluslararası bir yatırımcıyım. Dünyayla bağlantımın hiç kopmaması lazım. Mesela bak, şu telefonun kapsamasının alanının dışı şunu ilgilendirme ya. Bunun kapsaması farklı bir şey oluyor. Peki o üçüncüsü ne halta yarıyor? Haklısın, üçüncüsü bir şeye yaramıyor. Ben en iyisi bunu vereyim. Anne, bana mı vereceksin? Ay, çok mutlu oldum itilmiş. Ay, sen de gözlerim açık gitmeyecek. Niye hocam beni seviyormuş be? Bak dedeciğim biliyor musun? Ben diyelim çarşıya gittim. Sen de böyle kafan bir şeylerde bozuldu. Hemen bunu bir cep telefonundan ararsın. Ben hemencek gelirim. Sen beni istediğim bir şekilde döver rahatlarsın. Ya sen niye hallanıyorsun lan salak? Buyur Ayşe Hanım. Güle güle kullan. Ay çok tatlısın itilmiş. Teşekkür ederim. Ay şey aklıma gelmişken bugün eve bir sürü misafir gelecekmiş. Biliyorsun ben kalabalıktan hoşlanmıyorum. Bugün için izin istesem. Git be. Ne izin istiyorsun? Altın günümde evin hanımı gibi ortalarda dolanacağına git cehennem ol git. Ben itilmişe sordum kalk. İzin verin emme. Ücretli izin olursa. Biri bak. Buyur bakayım. Bu da İzin ücretin. Ay teşekkür ederim. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Ne bakıyorsun şekerim? Ne de olsa evimizde çalışan bir eleman. İyi davranmak lazım be. Evimizde çalışan bir eleman. Çok çalışıyor zaten. Herkes sana çalışıyor. Bana üç kuruşluk bir hayrı yok bu karnım. Ben de bir hizmetçi tutacağım. Dur, benim için bir sakıncası yok. Hem evimiz daha da şenleniyor kız. Ama bak, ona karışmayacaksın. O ben ne dersen onu yapacak. Bana hizmet edecek sadece. Tamam lan, sen ne dersen onu yapacak. Ay
çok iyisini türmüş. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Kızma kılmış aklımda bin yaşadık. Niye yakın ettin şu günleri? He vallahi bu mahanayla toplanıp hep birlikte hasret gideriyor değil mi kız? Bu arada aslında maç nedir? Dayanışma. Küçük tasarruflar değerlendirmek, paylaşmak. Tabii. Allah senden razı olsun. He vallahi aklından bin yaşa kız. Tuttuğun altın olsun kız. Kız zaten olacak. Bundan önceki toplantıda hepinizin altışar altın olmadı mı? Şimdi de sıra bende. Sende kız, sende vallahi. Aklındır tabii. Bu hocalar da pek güzel olmuş. Anam her şey pek nefis, lezzüz. Afiyet şeker olsun. Hepsini ellerimle yaptım. Aman kız ellerine sağlık. Niye kendin yaptın hizmet şey yok mu? Var ama yumurta kırmasını bile beceremiyor. Ancak fındık kırıyor. Ama yakında kendime özel bir hizmetçi tutacağım. Bitirmiş izin nedir? Oh. Sen mi diyorsun kız? He? Tavsiye edeceğiniz biri var mı? Var kız, Gazriye'nin yeğeni var ya, köyden yeni geldi. Anam olmaz olmaz pek cağıl, dangıl dungul. Kız bir de şey var, Sultan ablanın kızı Hikmet var, olmaz mı kız? Yok olmaz, istemem onu. Kız niye ne güzel, el yüz akça bahçe tertemiz bir kız kız. Akça bahçe bir kız da ondan olmaz. Ama şeytan kulağını kursun zaten, eli oynak fırıldak gibi bir kadın istemem, yaşlı olsun be. Ne şeyle yaş düşen akımarat bir kadın arıyor. Ahu gitmiş vahu kalmış, birini istiyorsun yani sen. Getirmişsin iştahını kapatmayacak biri. Tamam tamam anlaşıldı, sizden hayır yok, benim üstü gazetonun insan kaynakları ekünden birini bulurum. Ha iyi. Ne böyle banda tersi gibi duruyorsun? Hadi buraya gidiklerimizi yapacak biraz acık oynayak mı diye oynayalım. Hadi. Hadi. Barbara, barbara, ateşte düştü şahlara, ağzım dilim kurudu, kız yalvara yalvara. Levleri koydum da sakız annem doldurdum da. Tamam, tamam. Yeter artık be aman. Oyna oyna bakmıyorsunuz be. Vur deyince öldürüyorsun. Azıcık nefes alalım oturalım. Hadi. 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 Belden mi tüşünü kurun lan? Kız derden vuruyor. Kullan kız. Kullan kız. Şimdi bu toplantının amacı nedir? Altın günü. Yiyip içmek, göbek atmak sadece yan etkinlikler oluyor. Kargaraya gelmeden şu benim altınları bir toplayayım diye. Hadi pamuk elleye cebe. Hadi karılar ne duruyorsunuz be? Şey diyorum kakılmış, kusura bakma, benim oğlanın ayakkabısı delindi. Senin altın alamadım valla. Ben de alamadım. Kuyumcu kapalıydı. Olsun ben nakitle kabul ederim. Kuyumcu kapalı diye ben de bakkalın borcunu kapatıverdim. Bizim de kira geciktiydi. Ne diyorsunuz be delikanlılar? Ben verirken iyiydi de. Hiçbiriniz mi alamadın? Rukiye sen de mi alamadın kız? Yok kız, aşk olsun hiç almaz olur muyum? Yani sabah kalktım ilk işim kuyumcuya gitmek oldu. Çok şükür be, bir hayırlı çıktı bari. Yalnız benim de param pek çıkışmadı da. Ancak çeyrek altın alabildim kız. Ben sana üstünü bunun 3 taksitle öderim. Yok istemiyorum. Kalsın. Ma, sanki dayanışma gibisi de yok ha. Karun hazretlerinin hazinesinin balıklama mı düştüm nedir? Rüyadayım sanki ha. Ama bir tıkarılar. Yiyip içip göbek atmaktan başka bir haltı yaramıyorsunuz. Yiyin bari. Onları sat. Hepsini sat. Çıkanlardan anlay. Ben gazetedeki ilanınız için aramıştım. Gece vakti nöbetçi bulundurmanız ne bir yapı incelik. Hepsi mi düştü? Lan ne çıkarsa ondan al oğlum. Ben şimdi bir yardımcı arıyorum. Namadan lotvanı sal. Yardımcı arıyorum diyorum yardımcı. Parasını benim değil. Neyse veririm. Boş ver. Al alsın al. Anladım anladım. Tamam oğlum ne düşerse. Tamam tamam anlıyorum. Sus lan sen lan. Sizin yüzünüzden karşı tarafta sesi duyamıyorum be. Tamam tamam. Evet. Sana demedim Ayşe'ciğim. Kalkın bir şey diyorsun. Domestik mi? O ne kule be? Al oğlum al. Siz lan sus sana lan, parazit yapma lan. Şu da borsa danışmanı mı lan? Ben de insan kaynakları danışmanımla konuşuyorum. Al şundan konuş. Bak dedeciğim şu anda çok parazit yapıyor telefon. Ben sana kaç not varsa hepsini al. Çıkar dedin al oğlum. Çok kazanacağız. Parsayı götüreceğiz bu az ha. Çemberini de senetlerine kadar.
Şuradan şu numarayı çevir bakayım. Hani çevir çevir çabuk çabuk. Hadi gel. Yes. Tamam. Bıyak da işte. Bıyak mı? Al çalıyor. Alo. Alo. Çok cızırtılı be. Bir dakika ben bir açıklığa çıkayım, tamam mı? Hadi tamam bir dakika. Şeker senetten ne alemde lan? Çık, sat, boş ver onları da sat, hepsini sat, tamam. Sen beni yarın cepten ara, öptüm, bay. Eyvah, ne oldu? Bağlamış, ne oldu lan? Lan balkondan düştüm sandık lan. Anne, kocam beni düşünüyormuş be. Yok be, korkma korkma, yalnızca telefon düştü. Ne? Telefon mu düştü? Lan keşke sen düşeydin lan, telefonu mu düşürdün lan? Lan ben dünya kadar zarara soktum. Oh, buraya gel. Lan bırak. Evet, şimdi son tura geçiyor. Beni iyicene dinleyin ve bir kere de cevap verin. Bakayım. Önce size soruyorum. Kaynatırken yumurta çatlamasın diye ne edersiniz? Suyuna sirke katarım. Suyuna sirke katarım. Evet, doğru bildiniz. Evet, şimdi de size soracağım. Kalk. He? Bunlar kim? Bunlar mı? Bunlar Pamuk Prenses 7 cüceler oluyor. Aa. Cücelerden 3 tanesi gelemedi, kusura bakma. Kim olacak be? Firmanın gönderdiği yardımcı eleman adayları. İyi ama bunlardan bir tanesi erkek. Ya. Gerçekten ben hiçbir göremedim. Hangisi acaba? Göreyim tabii. Sen niye öyle kadın erkek cinsiyet ayrımı yapıyorsun? Hem sana ne be? Çek git buradan. Karışma işime. Evet. Şimdi size soruyorum. Bir musluk bir havuzu 3 saatte dolduruyor. Diğer bir musluk 2 saatte dolduruyor. Bu iki musluğu da açarsak bir de yağmur yağarsa kaç saatte dolar? Ha ben unuttum bir de söylemeyi. Bu havuzun dibinde bir ceviz kadar büyüklüğünde bir delik var. Oradan da su sızıyor. Cevap bekliyorum. Bilemeyeceğim efendim. Bilemezsiniz tabii. Ay. Saçınızı, başınızı, makyajınızı yapmayı biliyorsunuz ama. Çok zor bir soru oldu bu kak. Öbürüne daha kolay sormuştu. Ne yapalım canım? Bu güzel bayanın şansına da bu soru çıktı. Talihi güzel değilmiş. Evet. Şimdi aynı soruyu ben size sorayım bayan. Bu soruların ev işleriyle hiçbir ilgisi yok. Niye soruyorsunuz ki? Senin nasıl biri olduğunu anlamak için soruyorum. Belli ki ukala dümbeleğinin biriymişsin. Neyse, evet. Son adayımızın son sorusuna geçiyorum. Kumaştaki mum lekesi nasıl çıkartılır? Kumaşın cinsine bağlı madem. Parlak bir kumaşsa buzdolabında bir süre beklettikten sonra dışarıya çıkarır, mumu kazırım. Ama eğer kumaş parlak değilse üzerine bir kurutma kağıdı koyarım. Orta derecedeki bir ütüyü üstünde gezdiririm efendim. Evet, mülakatımız bitmiştir. Şimdi değerlendirmeye geçiyorum. Ne alıyor be? Tepemde çivisiz tahta berde gibi durursan nasıl değerlendireceğim ben bunları? Çekil git be, çekil. Tamam, tamam. Tepemde çak çak çak. Evet, birinci aday. Evet, ikinci aday. Üçüncü aday. Bonsoir monsieur. He? Anam anlamadın mı şekerim? Sana iyi akşamlar diliye. Aynı zamanda nasılsın? İyi misin? İyi olmanı Ulu Tanrı'dan niyaz ederim diye. Fransızca ile özlü bir lisan olduğu için iki kelime de çok şeyleri anlatıyor. Anladık anladık. Tercüme etmene gülüzüm yok. Danıştığımda çok memnun oldum beyefendi. Aşağıda mısın? O dediğimden bir mukabele. Fransız konsolosluğundan mı geliyor beyefendi? Ticaret ateşesi misiniz yoksa sefir misiniz? Ayol yok canım ne sefiri. Kakın kendine yeni tuttuğu uşak bu. Adı da Tanju. Uşak ne ki be? O bir beyefendi. Hem de görevini en iyi şekilde yapan bir beyefendi. Minasi matam, merci beaucoup. Anlamadım ben bu boku. Gel bakayım şekerim, madam şekerim. Gel seninle şöyle bir konuşalım. Lan değil de manyak bak şu gel. Dayağı hiç doymayacak mı lan? Yine ne halkla çoğunluğun? İnek kum torbası he? Ben ne yapmışım ki manyak şekerim? Kendimi bir hızma çutuk tutup
Seni zümbe düdün ya. Ya dalga geçme lan inek. Erkek adam da hizmetçi mi olur? He niye olmuyor mu? Şart mı ki? Ben çok erkek hizmetçiler gördüm. Hem bu gelen adayların içinde en iyisi. Temizlik de birinci, yemekleri mükemmel. Harika üstelik bilgili, kültürlü bir adam. Lan bana bak, beni günaha sokma bak. Lafı da uzatma. Bir karının erkek hizmetçisi olmaz. Değile şunu gitsin hadi. Ne bir erkeğin de kadın hizmetçisi olmaz. Sen de Ayşe'yi değile gitsin. Ne aklın sıra şimdi bana çantaj mı yapıyorsun lan? He iyi bildim. Sen Ayşe'yi değilersen Tanju da gider. Yok kalıyor dersen Tanju da kalır. İyi lan tamam Ayşe kalıyor. Tanju da kalıyor lan. Nasılsa ondan zarar gelmez. Mersi boku şekerim. Boku boku deme çarpacım bak şimdi. Oui madame. Mantarlı filmin yağını yapmasını biliyorsunuz mu? Oui madame, naturellement. Akşam yemeğinde rica edecektim. Bir de parfüm lütfen. Oui madame, mon plaisir. Suratını ne asıyorsun be şekerim? Beğenmiyorsan yemezsin. Ayşe Hanım da sana bir şeyler hazırlar. Belki. Harika. Hani elma ile domates nasıl oluyor acaba? Bugün onu da denemek lazım. Bon appétit madame. Merci beaucoup. Madame şarap içer misiniz? Bir bakayım. Güzel güzel alayım. Bir bakayım. Şeytan diye şişeyi şimdi kafaya geçir. Sinirlenme bunu seni kızdırmak için yapıyor. Çok güzel mantarlar. Bayıldım. Şerefinize mi atmaz ya? Şerefinize mi ösüyor? Zeyir zıkkım olsun. Hadi içsene itilmiş. Bak çok gerginsin ama. Haklısın çok gergin. Buluşlarıma öcük masaj yap bakayım. Ben de diyorum ki Mösyö şöyle kulaçlarıma ben de azıcık masaj istiyorum. Oui madame, avec le plaisir. Siz beni ne sanıyorsunuz lan? Yenge lan! Lan manyak mısın? Maşa şöyle yapın. Böyle yapın. Edeydi. Yapın. Gel. Defol inek ol inek. Ulan korkusuz ayım. Ulan ormak gibi oldu mu bu şimdi? He oldu mu? Olmadı madem, boku madem. Bir maşaj da sana lazım. Ay! Madem. Ay! Madem. Ay! 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 Ay